Bakın size diyorum. Biz borcumuzu ödeniyor zannediyorduk. Ya bir kere bile bankadan aramadılar bize. Biz niye ödemeyelim yani? Kardeşim ben bu dediklerinizden anlamam. Ben bana denileni yapıyorum. Ama memur bey bak benim abim hasta bir insan yani kalp hastası bir insan. Bak ilaçlarını bile veremedik biz adama. Sen o zaman bize bir yol göster biz nereye gidelim ne yapalım yani? Ya bakın illa birini tutacaksanız babam hasta. Daha bir ay önce kalp krizi geçirdi. Ben oğluyum beni tutun. O iş öyle kafanıza göre olmaz kardeşim. E madem öyle sen bir müsaade etsin de biz bir abimi görsen şu ilaçlarını falan versek ona. Ver teyzem sen bana ilaçlarını. Ben bunları ulaştırırım. Siz oturun, meşgul etmeyin artık. Bak memur bey, bu adamı böyle sen çok mühim bir suçu varmış gibi davranıyorsunuz. Bu yaşlı ve hasta bir adam ya. Tamam teyzeciğim lütfen sakin ol. E öyle diyorsun ama bak ne yapalım, biz daha ne kadar bekleyeceğiz? Kime gideceğiz? Efendim Feriha. Seher ne oluyor? Ne olacak? Olan oluyor. Emniyetteyiz şimdi. Herhalde bundan sonrası da yallah kodes. İyi geliyorum ben de o zaman. Ya nereye geliyorsun Allah aşkına? Ha gelip de ne yapacaksın? Mehmet'le halamla hırlaşacaksın sonra da arkana baka baka geri döneceksin. Ya sen salaksın biliyorsun değil mi? Ya istesen 5 dakikada halledersin bu işi. Ne diyorsun sen be? Ya senin kocan. Burada parayı öder hem de faiziyle öder. 5 dakikada çıkarır babanı. Salaklık etme de git konuş. Geliyorum dedim ben. Sus. Lan buraya da mı geldin lan? Her yerde sen varsın. Oğlum ne yapıyorsun? Karakolda olur mu öyle şey? Hadi gel. Yok bir şey, yok bir şey. Merak etmeyin. Yanlış adama güvenmişiz. Cezasını çekeceğiz. Dert bu. Geldiği gibi gider. Ha, Mehmet, ev sana emanet. E hadi ama eğme boynunu. Bak iyiyim ben. Hadi bakayım. Baba. Çok üzüldüm Feriha. Yemekhaneye gelmeyeceğiz ha? Yok, istemiyorum. Onda ben sadece bir şeyler getireyim yemeğe. Ne istiyor canın? Canım bir şey istemiyorsam. Şişt çıktı. Şişt, Aybalam gelsene be. Ne oluyor? Bayan Sarrafoğlu'nun derdi ne? Kapandı odasına. Feriha'nın babasının bankaya kredi borcu varmış. Verebilmeyince de hapishaneye atıplar. Rezalet. Emir Sarrafoğlu'nun kayınpederi borç yüzünden hapiste ha. İşte buna şaşarım. Yok hala. Levent Hoca da geldi sağ olsun. Bir avukat arkadaşını da getirmiş. Ama yapacak bir şey yok. Ben eve dönüyorum şimdi. Tamam. Ya ben eve nasıl giderim? Babam böyle bir haldeyken ben nasıl girerim ki o eve? Ama bulacağım o şerefsizi. O Veysel nereye girdiyse bulacağım. O cezasını çekecek. Mehmet, şimdi bunları düşünmenin, sinirlenmenin zamanı değil. Şu an yapacağımız şey babanı en kısa zamanda oradan çıkartmak. Ne demek istiyorsun hocam?
Borcunuzu ben ödeyeceğim. Sakın hocam. Öyle şey olmaz. Ya ben seni çağırdım, konuştum. Ne sandın ki sen? Ya daha 2 hafta önce baban ölümden döndü. Şu an kim bilir ne yapıyordur orada baban. Bir an önce çıkarmamız lazım orada. Şu an sizin ihtiyacınız olan tek şey biraz para. Bende de o para var. Hem ben size iyilik olsun diye de vermiyorum o parayı. Çalışırsın. Zamanı geldiğinde de ödersin bana. Ya hocam bırak bu ayakları ya. Ya kendi söylediğine kendin inanıyor musun? Ya bizde para olsa zaten öder babamı dışarı çıkarırız. Ya ne ben kaldırırım bunu ne de babam. Mehmet, şu an annem için çalışıyorsun sen. Bir süre para almadan çalışırsın. 2 sene, 3 sene ne bileyim. Bir şekilde bu borcu bize geri ödersin. Rahat ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.